Arkadaşlar, Krallar Karması Sosyal Bilimler Branş Denemeleri UTÜ serisi coğrafya sorularını birlikte çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz yerel saatlerle ilgili bir soru. İki kişi arasında konuşma yapıyor. Saatler hakkında bilgi veriyor ve bu saatlerden yola çıkarak iki bölge arasındaki boylam derecesi ne kadardır diye bize sorulmuş. Şimdi iki bölge arasına baktığımızda bir tanesinde saat 22'ymiş. 22 demek ne demektir? Burasının daha batıda yer alan bir boylam olduğunu gösterir. Diğeri ise 2'yi 20 geçiyormuş. Daha ileri bir saatmiş. Yani burada 22'den 2.20'ye kadar aralarında 4 saat 20 dakika bir zaman farkı olduğunu söyleyebiliriz. Şunu biliriz biz. 1 saat daima 15 boylamdır. Çünkü 2 boylam arası 4 dakika, 15 boylam 1 saat yapıyor. O yüzden 4 saat ise beraberinde 60 boylam yapacaktır. Bunun dışında 20 dakikalık zaman farkı 4 dakikaya böldüğümüz zaman 5 boylam yapacaktır. Yani toplamda 65 boylamlık bir zaman farkı olduğunu söylemek mümkündür. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuz da ise Türkiye'deki bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. Bunların hangisinde dış püskürük kayaçların daha yaygın olduğunu bize sormuş. Dış püskürük kayaçlar demek magmatik ya da derinlik kayaçları yüzey kayaçları dediğimiz kayaçlardır. Yani volkanizma sonucu ortaya çıkan kayaçlardır diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman Türkiye'de volkanik alanların yaygın olduğu yerlerden birisi 3 numaralı bölgenin bulunduğu Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı gibi dağların olduğu alan, Tuz Gölü'nün güneydoğusu yani. Bir diğeri ise Van Gölü'nün kuzeybatısındaki Ağrı, Tendürek, Nemrut, Süphan gibi ya da Süphan Nemrut gibi dağların bulunduğu alan. Yani cevabımız 3 ve 4'ün olduğu E seçeneğidir diyoruz. 2 numaralı alan dağlık bir bölge, Menteşe dağlık yöresidir ama volkanik değildir. 1 numaralı alansa Doğu Karadeniz dağlık yöresidir. Yine volkanik olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir diğer sorumuzda ise bir geminin güzergahı numaralandırılarak ok yönleriyle gösterilmiş. Bu ok yönleri boyunca hareket ettiğinde hangi güzergahta Alize rüzgarlarının yardımıyla daha hızlı yol alır diye sormuş. Alize rüzgarlarına baktığımız zaman ekvator çizgisi de doğru. Alizeler kuzeydoğudan ve güneydoğudan esiyorlar. Güneydoğudan estikleri için ve kuzeydoğudan estikleri için aslına bakarsanız 2 numaralı güzergahta ve 1 numaralı güzergahta Alize rüzgarlarından yararlandıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Alize rüzgarı 30 enlemlerinden ekvatora doğru esen, Kuzey Yarımküre'de Kuzeydoğu'dan, Güney Yarımküre'de ise Güneydoğu'dan esen rüzgarlardır. Ekvator çevresinin doğu kıyılarına da bol yağış getirir. Uzun yıllar boyunca yelkenli gemilerin güzergahının ve yönünün belirlenmesinde kullanıldığı için ticaret rüzgarları da denilmektedir. Bu kısa bilgiden sonra bir diğer soruya geçtik. Sorumuzda Türkiye'de bazı yerleşmelere ait örnekler verilmiş ve bu örneklendirmeler yapılırken ortaya atılan bölgelerin hangi sınıflandırma kullanılmamıştır diye sorulmuş. Şimdi yerleşim yerlerinin sınıflandırmasında biz ekonomik fonksiyonuna bakarız, dokusuna bakarız, süresine bakarız, nüfusuna göre sınıflandırırız. Örneğin ilk seçeneğimizde mega şehir demiş. Mega şehir dediğimiz nüfusuna göre bir sınıflandırmadır. Nüfusu 1 milyonla 10 milyon arasındaki yere metropol, 10 milyonun üstündeki yere ise megapol deniyor. Bu yüzden Türkiye'nin tek megapol kenti de İstanbul. Burada bir nüfus durumu söz konusu. Kırsal alanlarda evler tek tek veya birkaç evin araziye dağılması şeklinde yapılmıştır diyoruz. Burada da dokusuna göre yerleşmeden bahsediyor. Dağınık yerleşmeler, toplu yerleşmeler, çizgisel yerleşmeler gibi bir yerleşme unsuru söz konusu. Bunun dışında köy altı yerleşmelerin bazıları geçicidir denmiş ve yayla, ağıl, kom gibi yerleşmelerden, geçici yerleşmelerden
bahsedilmiş. Burada hem süresinden hem de ekonomik olarak fonksiyonundan bahsedilmiş ki zaten fonksiyonunda aynı zamanda İstanbul'un da fonksiyonel özellikleri burada bize verilmiş. Ama kurulduğu yere göre deniz kıyısı yerleşmesi, göl kıyısı yerleşmesi, akarsu kıyısı yerleşmesi, ova yerleşmesi gibi herhangi bir ifade yok. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır. Son sorumuzda ise doğal afetlerle ilgili bir soru ile karşı karşıyayız. Tokyo'da meydana gelen bir depremin sebep olacağı tsunami sonucunda uyarılar verilmiş. Hangileri bu uyarı kapsamında yüksek yerlere çıkmak durumunda olan bölgeler arasındadır diye sorulmuş. Şimdi bizim için şunu söyleyelim. Atlas Okyanusu kıyısında öyle tsunami riski yüksek olan çok fazla alan yok. Çok nadir alanlar. Bu yüzden tsunami riski zaten nerede daha azdır diye sorulsa 3 ve 2 direkt akla gelen alanlardan. Nerede daha fazladır diye sorulsa ilk akla gelecek olan bölgelerimizden bir tanesi hemen Pasifik Ateş Çemberi ülkeleridir. Çünkü buralar tsunami riski bakımından levha sınırlarında bulundukları için daha riskli bölgelerdir diyebiliriz. Bu yüzden doğrudan 1 ve 4'ün bulunduğu B seçeneğimiz ilk akla gelen alanlar zaten. Onun haricinde mesela Türkiye'de Akdeniz Havzası'nda yer alması sebebiyle yine bizde de tsunami riski var. Bu yüzden cevabımızı B seçeneği diyoruz. Sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Esen kalın. Bir dahaki denemelerde yine görüşmek üzere.